Ve sevgili arkadaşlar, Galatasaray bazı oyunculara rest çekti. Bu oyunculardan bir tanesi João Pedro, diğeri de Umut Bozok. Umut Bozok'un Galatasaray transferi iyice çıkmaza girdi. Umut Bozok geçen sezon 20 gol ve 7 asistle Süper Lig'de gol kralı oldu. Umut'u Kasımpaşa'ya kiralayan Lorient'in 3 golcüsü falan filan. Şimdi Umut'taki son durumu aktarayım. Umut Bozok'u sorukluyordunuz. Umut Bozok 2 milyon euro Avrupa'da herhangi bir kulüpten alamaz. Öyle bir piyasası yok. Umut Bozok Türkiye'deki herhangi bir takımda 2 milyon euro yıllık ücret vermez. Umut Bozok eğer Türkiye'de oynamak istiyorsa veya Galatasaray'da oynamak istiyorsa paşa paşa 1 milyon euroya inecek arkadaşlar. Ha, bonuslarla beraber artı 250 verilir. 1 milyon 250 bin olur ama inecek. Galatasaray net bir şekilde tavrını koydu. Umut Bozok inmiyorsa da Eren Aydın. Yani Galatasaray yönetiminin rest çektiği, hem menajerine hem kendisine rest çektiği futbolculardan bir tanesi Umut Bozok. Umut Bozok kulübü de Galatasaray'dan 7,5 milyon euro falan istemiyor. 7,5 milyon euro istemiyor. Galatasaray'ın teklifi 2,5 milyon euro. Umut Bozok 1 milyon euroluk yıllık ücreti kabul ederse totalde 3,5 milyon euroya Galatasaray Umut Bozok transferini bitirecek. Durum bu. João Pedro'yu zaten anlatmıştım. João Pedro'ya menajerinle olan problemi çöz. Seni istiyoruz dediler. João Pedro freni aslan Brezilya'nın 10 numara için beklemeye geçti. Ama kaç gün bekleyecek? Bir hafta, 10 gün, 15 gün değil. Çarşambaya kadar bekleyecek. Bakın Evander haberi çıktı. Bir isim daha çıktı Leicester'dan. Birazdan konuşacağız. Yani João Pedro'yu ben çok istiyorum bu arada. Tam bizlik bir oyuncu João Pedro. João Pedro yani Galatasaray inşallah sakatlığı da yoktur. Herhangi bir sorun da yok. Galatasaray bu transferi bitirirse bu ligin en iyi orta sahası olacak. Hücum ve asist de bu ligin yani gol ve asiste en iyi istatistiklerini yapacağını düşünüyorum. 10 numaralar içerisinde. Tam bir joker futbolcu. Ben çok istiyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı yaşanmaz ve João Pedro gelir. Çarşamba günü ben açıkçası João Pedro ile ilgili somut gelişmelerin olmasını da bekliyorum. Ayoze Perez, evet Kaan Özdemir. Birazdan konuşacağız. Medyaya adı çıktı. Musa Kancı, João Pedro Melo gibi hırslı ve yırtıcı abi demiş. Arkadaşlar, João Pedro 3 pozisyonda çok iyi istatistikler yapan, kilit çözen, rakip savunmanın gardını düşüren, çok kolay pozisyona giren ve pozisyon üreten. Yani çevresindeki arkadaşlarına da pozisyon üreten bir oyuncu. Eyüp abi duyuyor musun beni? Bu oyuncular az buçuk kazanan oyuncular değil. Neden başkası istemiyor da sürekli bizim resimleri geçiyor? Milan neden Gueye almıyor da Onana alıyor? Valla Gueye Milan neden almıyor? Çünkü Milan kolay kolay o paralara çıkmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Biz ise ne arıyoruz? Biz direkt takıma bu sezon şampiyon yapacak oyuncu arıyoruz. Yani geleceğe yatırım olarak değil, direkt bizi gelecek şampiyon yapacak tecrübede isimler arıyoruz. Gueye'nin bu arada piyasası var. Muhtemelen Milan falan da ilgileniyordur ama Milan'ın teklifi vesaire benim gördüğüm kadarıyla çok João Pedro'yu mutlu edecek teklif değil yani. O yüzden Milan'da ilgileniyordur. Mutlaka Milan gibi o seviyede takımların gündemindedir. Ama ben bir kez daha söyleyeyim. Teklifler yani parasal anlamda beklentiyi çok karşılayamıyorlardır. Galatasaray 1905 Ahuri'yi alacağımı bir yıl balcı alırım. Lütfen oku. Kaç kere yazıyorum demiş. Ama Ahuri ve Bünyamin Balcı yani yerli ve yabancı sağ bek beraber gelecek. Yerli alırsa yabancı almayacak, yabancı alırsa yerli almayacak durum yok ki. Bir tane yerli sağ bek, bir tane yabancı sağ bek. Bünyamin Balcı bu arada benim de birinci opsiyon. Ama bugün Özgür Sancar'la görüştüm. Özgür Sancar, sevgili arkadaşlar, Özgür Sancar'ın verdiği bilgiye göre Onur Bulut biraz daha ön plana çıkmış şu an. Galatasaray tekrardan Onur Bulut'a dönmüş dedi sevgili Özgür Sancar. Evet. Gueye 36 yaşına kadar oynar abi. Hiç yaşı takmaya gerek yok demiş.
Yine Kaan Özdemir, Pedro bana göre bu ligin üstünde ve 15 gol barajını geçer gelirse. Katılıyorum. Ben de onu hissediyorum. Hatta yani şöyle bir istatistik bekliyorum. 15 gol, 13 asist gibi bir performans. Double-double diyoruz biz buna basketbolda. İki tane önemli istatistikle çift hanelere çıktığında double-double diyoruz. Ben bizim ligimizde double-double yapacağını düşünüyorum gol ve asiste açıkçası. Uygar Ramos Öztaş iyi yayınlar abi. João Pedro kendini büyük takımda daha önce kanıtlamamış. Evander daha verimli olur bence ama sonu Alex Teixeira gibi de olabilir. Şimdi Evander kendini ne büyük takımda kanıtlamış ne de büyük bir ligde kanıtlamış. Bakın sevgili Uygar. Evander tamam yetenekli çok iyi de çıkabilir bu arada. Burada risk ölçümü yapıyoruz. Risk ölçümü yaptığımda ben João Pedro'yu daha mantıklı görüyorum. Neden mantıklı görüyorum? Bu adam İtalya Ligi'nde 3 kere çift taneli istatistik yapmış. Kolay bir iş değil. Yani İtalya Ligi mi yoksa Kuzey Avrupa Ligleri mi? Bizim ligimizden bile kötü Kuzey Avrupa Ligleri. Oradan gelen oyuncuların Türkiye Ligi'nde çok sıkıntılar yaşadığını, ilk dönem özellikle çok bocaladığını biliyoruz. O yüzden yani João Pedro mu, Evander mi? Tamam, biri daha genç. Geleceği olabilir. Seviye atlay ilerleyen yıllarda seviye atlayabilir ama João Pedro alır seni 2 sezon, 3 sezon zirveye taşır. Ben João Pedro diyorum. Benim içime João Pedro çok sindi. Bir Bakasetas'ın Trabzon'da yapmış olduğu etkiyi yapacağına inanıyorum. Şimdi yeni transfer olarak görmemiz gereken bir yıldızdan bahsedeceğim. Hamza Akman. Özellikle transfer bölümüne aldım Hamza Akman'ı. İdmanlarda en çok dikkat çeken isim 17 yaşındaki futbolcu Hamza Akman. Sturm Graz karşısındaki performansı da büyük beğeni topladı. Ben 2021 Ekim'inde yani geçen sene bir Hamza Akman videosu çektim. Orada tek tek özelliklerini anlatmışım. Ne anlattıysam da tek tek gerçekleşmiş. Yani saha görüşü çok iyi, organizasyonu çok iyi. Box to box oynuyor, dikine oynuyor. Benim bu söylediğimi mesela dikine oynama noktasındaki başarısını biliyorsunuz Okan Buruk da söyledi. Okan Hoca da söyledi. Galatasaray'ın orta sahasındaki yeni transferlerden biri Hamza Akman'dır arkadaşlar. Tecrübe ve güç eksikliği var. İkili mücadelelerde öyle omuzu yediği zaman falan filan tren çarpmış gibi oluyor bazen. Biraz daha güçlenmesi lazım. Ama yetenek, fundamental, saha görüşü, özgüven buralarda müthiş geliştirmiş durumda. Arda Güler tabii biraz daha önde. Arda tecrübe de kazandı. Böyle bir artısı da oldu maalesef. Yani biz o artıyı veremediğimiz için maalesef diyorum. Ama Hamza Akman da Galatasaray'ın yeni transferi gibi görülmeli. Geleceği çok 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 parlak değerli arkadaşlar. Hamza Akman'ın. Evet, transfer konuşuyoruz. Daha konuşacağımız isimler var. Bunlardan bir tanesi de Pedro olmazsa Ayoze Perez. Galatasaray'la ilgili, Galatasaray yönetimiyle ilgili size ne söylemiştim, ne demiştim? Yönetim bir oyuncuya haftalarca, aylarca takılı kalmayacak. Olmayan oyuncudan anında çıkacak ve başka bir isme girilecek. Şimdi Evander ismi çıktı değil mi? João Pedro şu an menajerinde problem var. Kim çıktı? Yakup Çınar Evander ismini paylaştı. Gazetelerde Ayoze Perez ismi var. Yani Galatasaray şu an B planına da geçmiş durumda. B planındaki bazı isimlerle de görüşmelere başladı. Evet. Ayoze Perez ben açıkçası yani İngiltere Premier Lig'den gelen bir oyuncuya karşı çıkmam ama ben João Pedro'cuyum. João Pedro inşallah olacak ve Galatasaray onu kadrosuna katacak. Net Galatasaray'ı seviye atlatacak bir isim. 28 yaşında Ayoze Perez. Geçen sezon Perez tüm müsabakalarda sadece 3 gol attı. Ligde sadece 14 maçta forma giydi vesaire. Yani çok iyi bir sezondan çıkmış bir isim değil. Sözleşmesi 2023'te bitiyor. 10 milyon euro bonservis bedeli koymuşlar buraya. 1.78 forvet arkası. Yani João Pedro'nun pozisyonunda oynuyor. 10 numara forvet arkası santrafor. Sağ kanat.
bu pozisyonlarda oynuyor ama işte performansı pek parlak değil. İspanya'da Tenerife altyapısından çıkıp Newcastle'a, oradan Leicester'a transfer oluyor. Bu sezonda 24 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performansı var. Yani kötü demem. Yani Çikaldo adam iyidir. Berkan'dan, Taylan'dan iyidir ofansif anlamda. Ama bir Joao Pedro değil. Joao Pedro'nun scout raporları çok olumlu. Joao Pedro'nun videolarını izlediğinizde gerçekten etkileniyorsunuz. Yani çok, mesela Emre Akbaba'da o yetenek var ama istikrarlı olamıyor. Çok kolay bir şekilde takımını pozisyona sokuyor. Kesini pozisyona sokuyor. Yani onun için futbol rakip ceza sahası önünde çok karmaşık bir oyun değil. Mesela Çıkaldoğa için, Berkan için, Taylan için rakip ceza sahasının önünde top aldıklarında böyle kilidi çözecek, pozisyon hazırlayabilecek bir yeteneğe sahip değiller. Orada onun, bu isimler için çok karmaşıklaşıyor. Ama João Pedro için öyle değil. Ayuso Perez de tabii ofansif bir oyuncu ama yani João Pedro, Ayuso Perez, Evander. Ben João Pedro derim. Evet, Ali Çakmak da benim gibi düşünüyor. Bunun yerine João Pedro olasın demiş. Yanlış mı görüyorum? Guaya, Oliveira, Mesut nasıl olur abi? Okur musun? Okuyayım Emir Sekit ben. Çok iyi olur, muhteşem olur. Biraz da bizi kazıklasın. Galatasaray'ı kazıklasın Mesut. Eyvallah. Fenerlisin galiba, değil mi? Evet, Mesut müthiş olur ya. Bize inanılmaz katkı sağlar. Yani %30 daha fakirleşir Galatasaray Spor Kulübü. İnanılmaz olur. Yani Fenerbahçe için müthiş bir hamle olur. Fenerbahçe %30 fakirleştirdi Mesut. Dünya kadar para kazandırdı. Önce Arsenal'i fakirleştirdi. Yoksullaştı Arsenal onun döneminde. Sonrasında Fenerbahçe'yi yoksullaştırdı. Bize transferi gerçekleşirse müthiş olur yani Fenerbahçe açısından da. Evet. João Pedro, çarşamba günü João Pedro konusu açıkçası netleşir. Yani João Pedro'ya şey verildi, tarih verildi. İnşallah João Pedro onaylanacak ve Galatasaray'ın yeni orta sahası olacak. Mesut Özil seviye atlatır. Gelmekte tabii troll yapıyoruz. Onu söyleyelim. Ya arkadaşlar, ben Mesut Özil Fenerbahçe'de başarılı olamaz. Çok ciddi anlamda eski günlerinden uzak, yatar parasını alır, Falcao gibi olur dediğimde Fenerbahçeliler beni Lenin'i çektiler. Neler söylediler? Neler 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 neler. Arkadaşlar, o Mesut'la ilgili tweetlerime bakıyorum. Altında üstünde Fenerbahçeliler neler yazmışlar. Şimdi bazılarına mesaj atıyorum. Ne oldu falan diyorum. Cevap bile vermiyorlar. Böyle biliyor musun? Ya sen kıskanıyorsun, hasetsin. Sizin Mesut'unuz yok. Biz Mesut olduk. Falcao ile Mesut'u karşılaştıramazsın diyenler. Ben diyorum ki ne oldu, Falcao'ya benzemedi mi Mesut diyorum. Hiç ağzını açmıyor. Duymamazlıktan geliyor. Evet. Mesut konusunda konuştuk. Fenerbahçe'ye büyük zarar verdi. Ki biz uyarmıştık. Ben bir Galatasaraylı olarak Mesut konusunda uyarmıştım. Onur Bulut. B planı. Hatta artık yavaş yavaş A planı oluyor. Çünkü Kaan Ayhan'ın kulübü bonservis konusunda sıkıntı çıkartıyor. Galatasaray'ın teklifine pek yanaşmıyorlar. Sassuolo. Zaten Mert Müldür'de de böyle oldu. Gurbetçi bir futbolcu. Altyapısını Almanya'da aldı Onur Bulut. Ofansif özellikleri de var. 2023 yılında sözleşmesi bitiyor. 2,5 milyon euro bonservis bedeli var. Şöyle baktığımızda 41 maçta oynamış. 1 gol 8 asistlik bir performansı var. Umut'un en büyük özelliği sevgili arkadaşlar. Özgür'le de konuştuk. Özgür Umut'u çok iyi tanıyor. Özgür Sancar. Sağ bek ve sağ açık oynayabiliyormuş. Ve aslında esas pozisyonu, altyapılarda oynadığı, eğitimini aldığı pozisyonda sağ açık pozisyonu. Yani böyle bir durumu var. Onur Bulut'u, ya ben Bünyamin Balcı istiyorum. Net bir şekilde. Kaan Özdemir gibi. Kaan nerede? Mesajını ekrana getireyim kardeşim. Ayhan gelecek demiş Durmuş Dinç. Kaan Özdemir, Bünyamin Balcı daha iyi bana göre demiş. Açık bordo diye Altan Diker tişörtün rengiyle ilgili.
Fuşya ya fuşya. Veya vişne çürüğü falan ya. Neyse yakıştı bana. Yakıştı. Beğendim ben de. Okan Buruk Reis, iyi yayınlar abim. Hayırlı bayramlar olsun. Adana'dan seni izliyorum şimdi. Misafirlerle hepsinin selamı var. Ben de hatta dur büyüteyim ekranı. Bütün Adana'ya selamlarımı gönderiyorum. Onyekuru size emanet. O bizim evlat. Onyekuru'yu size emanet ettik. Galatasaray maçları dışında da Henry Onyekuru'ya üstün başarılar dileriz. Adana'ya selamlar. Tuğberk Yıldız, sağ bek yabancı olmalı. Türkiye'de kaliteli sağ bek yok. Hayır, sadece yabancı değil. Bir yabancı bir yerli olmalı. Biz bir tane yerli, bir tane burada acayip bir klima çalışıyor. Hasta olacağım muhtemelen. Bir yerli bir yabancı sağ bek almamız lazım. Şimdi Onur Bulut'u konuştuk. Onur Bulut Galatasaray'ın gündemine geldi. Kaan Ayhan yerine çarşambadan sonra muhtemelen Onur Bulut'a dönülür. Ve geldik bu yakışıklıya. Arjantinli Matias Vargas. Adana Demirspor'da geçen sezon çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Dursun, düzeltiyorum. Burak Elmas döneminde de Campos ve Dominic Torrent Matias Vargas'ı istediler. Hatta Sensibil ve Campos'ta Espanyol kulübüyle irtibat kurdu Matias Vargas için. Temas kurdular ama olmadı arkadaşlar. Yani o dönem ibrasızlık oldu falan filan. Şimdi Matias Vargas tekrardan Galatasaray'ın gündemine giriyor. Galatasaray Matias Vargas ilgileniyor. Olası Solbakken'de çarşamba günü kritik. Çarşambaya kadar Olası Solbakken'e de süre verildi. Çarşamba günü olmazsa Matias Vargas gelir Galatasaray'da başlar, çok iddialı olur ama Galatasaray Matias Vargas'la ilgili çalışmalara başlar. Evet. 38 maç, 5 gol, 13 asist. Bence gayet yeterli bir istatistik. Hem sol kanatta oynayabiliyor, hem sağ kanatta oynayabiliyor. Matias Vargas da Olası Solbakken'den sonra en olma ihtimali yüksek kanat oyuncusu. En çok olma ihtimali olan isim arkadaşlar. Bahtiyar Yuldaşev. Belki bugün bu stat sponsorluğuyla ilgili birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra özel bir video çekerim. Biraz bilgi topladıktan sonra. Stat sponsorluğu iyi gitmiyor sevgili arkadaşlar. Yani şu an durma noktasına geldi görüşmeler. Bazı kulüp yöneticileri, başkanları devreye girip Galatasaray'a böyle bir sponsorluk yapacaksanız bize de yapın. Biz de bu sponsorluktan istiyoruz şeklinde. Haksız rekabet yaratmayın şeklinde girdileri olduğu söyleniyor. O yüzden sponsorluk şu an çok olumlu ilerlemiyor. Ben biraz daha bilgi topladıktan sonra, belki bugün birkaç yeri aradıktan sonra bir video çekerim. Evet. Bakalım. Sponsor kuvvet olursa çok iyi olur demiş. Necdet Şahin, Onur sağlam duruşlu, Bünyamin savruk bir oyuncu demiş. Peki. Rollo, Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filminde döndü. Salı olmazsa çarşamba, çarşamba olmazsa perşembe bu yönetim transferleri ne zaman yapacak? Üç tane yaptı, yapacak işte. En sonunda yapacak. Ben size hep söylüyorum. Bu takıma şimdi üç oyuncu geldi. En az dört oyuncu daha gelecek. O da en az. En az dört oyuncu. Sağ bek, hatta iki tane sağ bek, bir tane altı numara, bir tane on numara, bir tane kanat, bir tane santrafor. Gelecek. Bir o kadar da futbolcu gidecek. Hatta daha fazla futbolcu gidecek. On tane, en az 10 tane futbolcu gidecek. En az. Göker, Alp Kılıç. Evet, Fernando'yu ben de çok isterdim ama almadılar. Süper oyuncu demiş. Faruk Vargas demiş. Sol ayaklı genç stoper demiş. Pedro demiş. Guaye Seferovic gelirse şampiyonuz. Seferovic'i ben çok istemiyorum. Sörloth alternatifi Hacı Wright. İkisinden birisi olursa çok güzel olur. Ben çok istemiyorum arkadaşlar. Evet. Okan Buruk Reis, abi Adana'da acı kebap yiyorlar sonra sahada uçuyorlar demiş. Enis Ahmet, bana ne abi haksız rekabetten para mı çalıyoruz, oyuncu mu kaçırıyoruz kulübü ve gizliden. Ama işte rakipler engel oluyor. Bize de sponsor olun diyorlar. Bize de sponsor olun. Öyle olunca sponsor korkuyor.
Evet. Emir Sekitmen sağ bekte Türk kıtlığı yaşanan yer yerine stoperde Türk bolluğu olan yerde kullanalım hakkımızı. Seferovic sakat zaten demiş. Vasquel Mesutoğlu yaz 1907'ye SMS gönder Mesut zengin olsun. Mesut zengin ol. Zengindi de zaten Fenerbahçe'den de çok para kazandı arkadaşlar. Fenerbahçe orada da akıl tutulması yaşadı. Ha, forma sattırdı, sinerji yarattı. Ayrı yani psikolojik çok faydası oldu Mesut'un Fenerbahçe. Ama pratikte yani saha içerisinde bir katkısı olmadı Mesut'un zararı oldu hatta. Peki. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Bu akşam saat 21'de de bir canlı yayın yapacağım bir aksilik olmazsa. Şu sponsorla ilgili birazcık bilgi toplayıp bir tane premier yayın yapabilirim. Onu da belirtmiş olayım. Yayınlar devam edecek. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakın. Kaç beğenimiz olmuş? 276 beğenimiz olmuş. Birer tane beğeni bırakın arkadaşlar. Yayın ön plana çıksın. Hepinize teşekkür ediyorum. Akşam saat 21'deki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.